Sosyal medya hesaplarınız üzerinden 15 Temmuz ve FETÖ terör örgütü paylaşımlarınız çok fazla dikkat çekti. 15 Temmuz sonrasında FETÖ'nün siyasette hala etkin olduğunu, Sayın Erdoğan'ı devirmek için bir takım çalışmalar ve harekete geçtiğini ifade ettiniz. Güçlü siyasi figürler tarafından korunan bazı isimler var paylaşımda bulundunuz. Peki bu isimler kimler ve hangi gruplar tarafından, kimler tarafından nasıl korunuyorlar? Önce tekrar teşekkür ederim. Bizleri ekranları başında izleyen vatandaşlarımıza da sevgilerimize, saygılarımızı sunuyoruz. Önce şu soruyu sormak lazım. FETÖ Türkiye'de gerçekten anlaşıldı mı? Hı hı. Yani karşımızda klasik anlamda bir terör örgütü mü var? Yoksa bu terör örgütü, büyük fotoğrafın terör örgütü perspektifinin ötesinde daha bütüncül bir yapım var. Ve bu yapı ne istiyor? Hı hı. Bu yapının referansları ne? Çok net ifade edeyim. Türkiye'de FETÖ anlaşılmadı. FETÖ bilinmiyor. FETÖ'nün neyi hedeflediği sokakta çok iyi paylaşılmadı. Bu konuda üniversiteler üzerine düşen görevi yerine getirmedi. Diyanet İşleri Başkanlığı meseleyi din istismarı gibi çok dar bir alana sıkıştırarak üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmedi. Devlette görev yapan vatanseverlerin bu konuya olan dikkatleri, duyarlılıkları Alparslan'dan, Osman Gazi'den, Fatih'ten, Yavuz'a, Yavuz'dan, Abdülhamit'e, Abdülhamit'ten, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e devamlılığı olan Selçuklu Osmanlı Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yani devletin devamlılığı esaslı düşünen ve bu topraklarda niçin var olduğumuzun farkında olan vatanseverlerin bu konuyla ilgili can hıraş mücadelesinin ötesinde üzülerek ifade edeyim ki bütüncül bir FETÖ mücadelesi yok. Biz 15 Temmuz'un hemen ardından şunu görmüş idik. Bir, çok acil üniversiteler FETÖ'yü tanımlamalı. Yani FETÖ'nün Allah ile aldatma boyutunda nasıl bir örgüt olduğu. Yani karşımızdaki yapı şeytan adına hareket ederek ama Allah ile aldatarak toplumun bütün kesimlerinde din üzerinden kendine mevzi kazanıyor. Bu tarif edilmeli. Yani karşımızdaki yapının İslami bir yapı olmadığı tanımlamalı. Kim yapacak bunu? İlahiyat fakülteleri, Diyanet İşleri Başkanlığı. Ve bu yapı üzerinden, yani değerlerimiz üzerinden bize yönelik bu operasyonu gerçekleştirmek isteyen yapı nasıl bir İslam peşinde? Putperest bir dindarlık peşinde. Bunu kimse tarif etmedi. İkincisi, bu örgüt nasıl insan devşiriyor? Yani insan kaynağını nereden devşiriyor, nasıl devşiriyor, eğitimin bu işteki rolü nedir, kamu yönetiminin bu işteki rolü nedir, dindarlığın bu işteki rolü nedir? Bu sorunun cevabı beraberinde bu örgüt nasıl küreselleşti? Yani camide ağlayan bir profil bir anda dünyada 200'e yakın ülkede okulu olan, beraberinde o ülkelerde iş dünyasında örgütlenen, örgütlendiği iş dünyasıyla beraber o ülkelerin, o ülkelerde açtıkları okullarda bakanların, başbakanların, milletvekillerinin çocuklarını okutarak o çocuklar üzerinden devlet yönetimine sarkan, Türk dünyasında kısa bir zamanda hemen Sovyetlerin gelip yerleşen bu yapı nasıl küreselleşti? Hı hı. Beraberinde bu yapının
Türk devlet aklına bakışı ne? Türk devlet aklına bakışı ne? Bu yapının Türk devlet aklına yönelik operasyonları ne? Bu yapının silahlı kanadı var mı? Var. Var. Bu yapının silahlı kanadı var. Ve bu silahlı kanat hangi sol terör örgütlerine sızdı? Hangi tırnak içerisinde İslami gözüken, kendilerini tanımlarken yapılı terör örgütlerine sızdı? Bu yapı PKK'nın içine nasıl sızdı? PKK'nın içinde bu. Şimdi ve bu yapıyla bu örgütle mücadele nasıl olacak? Sorusunun cevabının verileceği ve bu konuda bir devlet aklıyla hareket edecek bir model üretilmedi. Net. Halbuki biz o zaman dedik ki bu mücadele doğrudan Sayın Cumhurbaşkanımıza bağlı bir FETÖ'yle mücadele koordinasyon kurulunda yönetilsin. Bütün bakanlıkların içinde olduğu MİT'in, İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik İstihbaratın, Jandarma İstihbaratın, Genelkurmay İstihbaratın içinde olduğu bir modelle. Çünkü bu yapı katı cisim buharlaşıp kaybolmaz, kaybolmayacak. Ve bu yapı Amerika'nın 1945'ten sonra FETÖ öncesi kullanıp kenara bıraktıklarından sonra yedeğini oluşturmadığı ve mutlaka FETÖ ile yeşil kuşak teorisi temelli Türkiye'yi teslim alacağına inandığı bu yapı buharlaşmayacak bir anda. Kaybolmayacak. Devamlılığı olan bir örgütle karşı karşıyayız. O zaman devamlılığı olan bir mücadeleyi bu temelde şekillendirip bir yandan milli eğitimde, bir yandan Diyanet İşleri'nde, bir yandan kamu yönetiminde, bir yandan sivil toplum kuruluşlarında, bir yanda ekranlar üzerinden bu yapıyla bir mücadele stratejisi belirlenmeliydi. Yapılmadı. Ve bu yapı Amerika'nın Türkiye'deki en stratejik ümidi. Atlantik ötesinin. Hatta bir adım Amerika'nın arkasındaki küresel pagan yapının Türkiye'deki son ümidi. Çünkü yedekleme ihtiyacı hissetmediler. Çok emindiler. 15 Temmuz'da aziz milletimizin sokağa çıkıp bu kalkışmayı Türk ordusunun %90'ının Türk Emniyet Teşkilatı, Türk Adliye Teşkilatı'nın, devlet aklının milletle beraber bu işgal girişimini püskürtebileceğini hiç düşünmediler. Akılları 12 Eylül'deydi, 12 Mart'taydı. Düdük çaldıklarında bu iş bitecek. Ama aziz milletimiz derinden ve kökten Amerika'ya FETÖ üzerinden cevabı verince Amerika panikledi. Çünkü Türk ordusunun içerisine sızdırdıkları tasfiye edildi. Türk Emniyet Teşkilatı'nın içine sızdırdıkları tasfiye edildi. Türk Yargı Teşkilatı'na sızdırdıkları tasfiye edildi. Üniversitelerde çok küçük bir kısmı tasfiye edildi. Amerika şaşırdı. Şimdi yedeğini hazırlıyor. Ki onlar tam tersini düşünüyorlardı. Şimdi yedeğini hazırlıyor yalnız. Yani FETÖ'ye uymuyor. Hareket halinde. Türkiye'yi Afrika'nın kovduğu emperyalistlere teslim etmek üzere Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik zorlukları fırsata çevirip Türkiye'nin Batı ile olan ilişkilerini revize etme noktasında attığı adımları Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine olan duruşundaki onlara göre bu mesafeyi kendilerinin lehine dönüştürerek bir hazırlığın içerisinde olduklarını görüyoruz. Ama yedeği de hazırlanıyor. Onun için kamu yönetimini ve siyaseti buradan uyarıyorum. Yedeğini hazırlıyorlar aynı yöntemle. Ve yedeği de Kur'an ile aldatarak, yine din ile aldatarak, Allah ile aldatarak aynı yöntemlerle çok hızlı okullaşıyorlar. Çok hızlı üniversite mezunlarını kamuya yerleştirme noktasında yine siyasetçiler üzerinden referans sistemiyle yerleştirmeye çalışıyorlar.
bu yedeği, çünkü normalde Amerika deşifre olmuş bir yapıyı tekrar kullanmaz. Ama yedeği hazır olmadığı için şu anda üzerimize bir kez daha FETÖ üzerinden geliyor. Hı hı. Geliyor. Dolayısıyla da FETÖ bitmedi. Bitmedi. Ama bu model hele de siyasetin sokağın nefret ettiği bu örgüte, sokağın nefret ettiği, sokakta hiçbir karşılığı olmayan fakat yerel siyasetçilerin ısrarla bu örgütün elemanlarına üniversitelerde sahip çıkma noktasında çok açık. Sokak her şeyi biliyor. Aleyna Hanım, dünyanın en güçlü istihbarat örgütü sokaktır. Hı hı. Ve dijitaldir. Sokak ve dijital yereldeki bu sahiplenilen FETÖ'cülerin, kuvvetli şüphelerinin FETÖ'cü olduğunu sokak biliyor. Hiç öyle efendim şuraya bilgi gönderdik, buradan bize gelen bilgilerde bir şey yok, buraya sorduk, buradan gelen bir şey yok cümlesinin arkasına hiçbir siyasetçi saklar mı? Berbere giderse, manavı dinlerse, ayakkabı boyacısını dinlerse, şehirdeki eşraf, esnafı dinlerse, o vatandaşlarımızın hepsi o siyasetçiye doğruyu söyler. Evet, bugün üzülerek ifade ediyorum. FETÖ ile mücadelenin en temel problemi siyasetin bu konudaki dikkatsizliği, duyarsız. Bakın ben biliyorum. İlin ismini vermeyeceğim. Bankasya'nın avukatlığını yapmış. Hı hı. İfadelerde çok net ismi geçen ifade ve ceza alınan ifadelerde hakkında kuvvetli FETÖ şüphesi yargı tarafından tescil edilmiş şahsı gibi şahısları illerdeki maalesef belli konumda olan Ankara'daki siyasetçiler koruyor. Dolayısıyla da bu korumayı kendilerine garanti gören FETÖ'cüler çok ciddi anlamda pervasızlaşmış, hı hı, ve küstahlaşmış durumda. Vatanseverlerin dikkatli olmaya ve uyanık olmaya davet ediyorum. Bugün fırsat bulsunlar. 15 Temmuz'un daha ötesini bu ülkede gerçekleştirmek için hareket ederler.